Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde artık seyri sülük derslerinin sonuna geliyoruz ve bu dersimizde inşallah fena fillah ve beka billah kavramlarını inceleyeceğiz. Evvela gelin fena fillah ne demektir? Fena fillah makamına nasıl ulaşılır? O makamda olmak neyi gerektirir? Ve o makamda olma halleri nedir? Onlara bir bakalım. Fena fillah kelime anlamıyla Allah'ta yok olmak olarak ifade edilen bir derin manevi kavram. Arapça kökenli olan bu kelime, tasavvufi öğretilerde önemli bir yer tutar ve kişinin Allah'ın varlığı karşısında kendi benliğini fani görmesi anlamına gelir. Yani Allah daimdir, biz fani. Fena fillah kavramı, bireyin ego, nefsani arzular ve dünyevi bağlantılar gibi maddi unsurlarından arınması demektir. Allah'a tam bir teslimiyetle kendini fani görmesini ifade eder. Kişi kendi benliğini aşarak varlığını Allah'a adar ve bu süreçte kendi sınırlılığını, kendi zayıflıklarını, kendi eksikliklerini idrak eder. Fena fillah, kişinin Allah'a karşı tam bir teslimiyetle kendini kaybetmesini içerir. Bu bireyin nefsiyle değil, Allah'ın iradesiyle bütünleşmesi anlamına gelir. İslam tasavvufunda bu durum kişinin Allah'a olan sevgisi ve bağlılığının doruk noktasına ulaştığı an olarak kabul edilir. Fena fillah olma sürecinde kişinin bir mürşide yani manevi bir rehbere sahip olması genellikle önemli bir rol oynar ve bu yürüdüğü yolda daha salim, daha selim bir şekilde ilerlemesini sağlar. Mürşit öğrencisini bu manevi yolculukta yönlendirir, rehberlik eder ve Allah'a olan bu derin bağlılığı anlamasına yardımcı olur. Fena fillah özellikle İslam tasavvuf geleneğinde sıkça karşılaşılan ve vurgulanan bir kavramdır. Ulaşılması gereken önemli makamlardan bir tanesidir. Yine tasavvuf, kişinin Allah'a olan manevi yakınlığını artırmayı, nefsiyle mücadele etmeyi ve nihayetinde Allah'a tam bir teslimiyetle birleşmeyi amaçlar. Fena fillah kavramı, İslam'ın derinliklerine inen bir yolculuğu temsil eder. Kişi, bu manevi yolculukta kendi sınırlarını fark ettiğinde ve Allah'a tam bir teslimiyetle yönlendirdiğinde, fena fillah olma hali gerçekleşir ve kişi Allah'ın birliği içinde kendini bulur. O makama yükseltilir. Allah hepimize nasip etsin. Peki, beka billah ne demektir? Bir de beka billah kavramına göz atalım. Beka billah, Arapça kökenli bir kavram olup, Allah ile olmak şeklinde tercüme edilir. Bu kelime, tasavvufi terminolojide önemli bir yer tutar ve kişinin Allah'ın varlığı içinde kendi varlığını idrak etmesini ifade eder. Beka billah kavramı, tasavvuf düşüncesinde varlık ve yokluğun, fanilik ve kalıcılık kavramlarının anlaşılmasını içerir. Bu bağlamda kişi kendi geçici ve sınırlı varlığını aşarak Allah'ın sonsuz varlığı içinde var olma bilincine erişir. Varlıkta fanilik anlayışıyla kişi kendi benliğinin sınırlarını aşar ve Allah'ın varlığı içinde erir. Beka billah, varlığın hakiki gerçeğini idrak etmek anlamına gelir. Bu kavram, kişinin Allah'a olan bağlılığını ve teslimiyetinin derinleşmesini ifade eder. Müslümanlar için bu durum, varlığını Allah'ın birliği içinde eritme ve kendi varoluşunu O'nun varlığına bütünleştirme sürecini simgeler. Beka billah, kişinin kendi varlığını Allah'ın varlığında fani görmesini içerir. Varlık alemindeki geçici ve sınırlı olma durumu, kişinin Allah'ın sonsuz varlığına yönelmesiyle aşılır. Bu süreçte kişi kendi zayıf hallerini ve sınırlarını fark eder. Bu da onu Allah'a olan muhabbetini derinleştirecek bir içsel dönüşüme götürür. Beka billah kavramı, tasavvufi düşünce ve uygulamalarda sıkça vurgulanan ve karşılaşılan bir durum. Tasavvuf yolunun öğrencileri, bu kavram etrafında gerçekleştirilen zikir, dua ve manevi pratiklerle kendi benliklerini aşmayı ve Allah'a yönelmeyi amaçlarlar. Beka billah ve fena fillah kavramları, bir manevi yükseliştir, bir manevi kademedir. Bu makamlara çıkabilmek için insanın kanat takması gerekir.
O kanat da en başta, temelinde ahlakı besler. Unutmayın, bu bir seyri sülüktür. Ve bekabillah fenafillah kavramları o seyri sülükte, çıkabileceğiniz merdivenlerin en tepesindeki noktalardır. Ama oralara çıkmak, kendi seyri sülüğümüzde mücadele gerektirir. Unutmayın, bu yolculuk kişisel bir deneyimdir. Ve herkes kendi benzersiz deneyimini yaşar. O benzersiz deneyimler içinde herkesin kendine has mücadelesi, kendine has zorlukları, kendine has güzellikleri vardır. Ve umut ederiz ki Rabbim bizi hep güzelliklerle karşılaştırsın. Ve artık son dersimize geldik. 23 bölümden oluşan Seyri Suluk dersimizin 22. dersini tamamladık. İnşallah bir sonraki derste, 23. derste Seyri Suluk dersleri serimizin sonuna gelip dersimizi kapatmış olacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun.